Evet. Ufuk'ta akademik ve kültürel söyleşilerin bir kısmını geçen dönem yapmıştık. Bu dönemde bahar dönemini yapıyoruz. Çok değerli hocam Doktor Barkın Asal da bugün bizlerle birlikte. Hocam her zaman her yere katılmıyor. Biliyorum çok seçici. O nedenle hocayı ayrıca ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Kendimde özel hissettim diyebilirim bu bakımdan. Çok heyecanlıyım ayrıca. Hocam biz birinci sınıf öğrencileriyle Faydacı Okulu konuştuk. Ve bu toplantıdan önce Yasamanın İlkeleri, sizin Türkçe literatürü kazandırdığınız Yasamanın İlkeleri isimli eseri de okuduk. Şimdi hocam metni iyice anlamak, özümsemek için bir de sizden dinlemek çok isteriz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz hocam tekrar tekrar. Estağfurullah. Öncelikle teşekkür ediyorum. Biraz zor olduğunu biliyorum çünkü bu sürecin, yani konuşma sürecinin gerçekleşmesi aşamasının. Ama onun da dışında hem hukuk fakültesi, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne hem de dekanlığına da teşekkür ederim ayrıca. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben hem lisansımda hem lise öğrenciliğimde biraz hayta bir öğrenciydim. Doğal olarak mesela ben tam gibi bir konu beni çeker miydi o zamanlar diye düşündüm dün konuşurken, açık söylemek gerekirse. Yani hukuk fakültesi şeyi olmasam, yani öğrencisi, hocası vesairesi neyse işte derseniz, yani birazcık şey yaparım. Hele ki Ankara'da durumlar nasıl bilmiyorum ama İstanbul'da hava kötü. Evde duracağım için gerçi dinleyebilirdim. O ayrı bir hikaye ama yine de bir soru işareti yaşardım. Doğal olarak ben ilk başta şeyi, yani nasıl bir bağlantı noktası kurabiliriz? Özellikle ben birinci sınıf öğrencilerini anlatacağım konusunda bir bilgiye sahip değildim. Onun yüzünden kafamda 18 ile 25 yaş arası bir gruba anlatıyorum gibi şey yapmıştım, tahayyül etmiştim. Ve o şeyi de onun üzerinden kurdum tabii ki. Arkadaşlar, bu arada arkadaşların hepsine söyleyeyim. Hatip'in insicamını bozabilirsiniz istediğiniz zaman. Müdahale edebilirsiniz. Benim için herhangi bir sıkıntı yok. Alışkınım. Karşılıklı konuşabiliriz. Yeter ki birden fazla kişi aynı sırada konuşmasın. Tek isteğim o. Çünkü anlaşamayız yani en nihayetinde. Onun yüzünden öyle bir talebim de var. Yani istedikleri yerlerde müdahalede bulunabilirler. Konuşmaya şey Hocam yapabilirler. şöyle bir şey var. Parmak kaldırabiliyorlar sanal olarak. Siz de görebiliyorsunuz ekrandan. İsimlerin üstünde parmak çıkabiliyor. Ona da alışkın öğrencilerimiz. Öyle söyleyeyim size. Tamam, peki. Ben biraz bu konunun cahiliyim biliyorsunuz. Onun yüzünden uyardınız, iyi oldu. Şöyle söyleyeyim. Sonuçta ele aldığımız kişi işte 1760'lar, 1830'lar arası yaşamış bir kişi ben tam. Ve ister istemez şöyle bir sorun çıkıyor. 200 yıl önceki bir yaşayan bir kişiden bahsediyoruz. Bu birazcık ister istemez gerçekten sorunlu bir durum. Ama bir şey önereceğim. Yani arkadaşlara da hem birinci sınıf olmaları bakımından daha akıllarında tutmaları gereken bir şey olacaktır büyük ihtimalle. Biz tarihe hem günümüzü aydınlatmak hem de tam tersinde tarihin o dönemindeki durumu ne olduğunu tam olarak anlayabilmek açısından bakarız. Yani bizim için tarih veya işte felsefedeki insanlar şey gibi, yani boşlukta yüzen veya işte hukuk fakültesi öğrencisi veya hocası olduğumuz için ezberlenilecek vesaire kişiler değildir. Yani motamot herhangi bir şekilde kullanılmamak amacıyla işte Bentham'ı da gördük vesaire tarzındaki şey amacıyla bakılmaz. Bir örnek vereceğim, küçük bir örnek. Tarihçiler arasında nasıl döndüğünü özellikle göstermek için Henri Bloch diye bir Fransız tarihçi vardır. Ünlü bir ortaçağ tarihçisi. Ne yazık ki İkinci Dünya Harbi sırasında işte Naziler şeye girdiğinde, Paris'e girdiğinde öldürüldü Naziler tarafından. O bir başka ortaçağ, atıştığı bir ortaçağ tarihçisiyle Henri Pirenne
Nin yanına gidiyor Brüksel'e ve mesela normalde bekleyeceğiniz şey hani böyle bir karşılaşma, iki ortaçağ tarihçisinin karşılaşmasından hani tarihsel bir mekana gidip orayı incelemelerini vesaire gibi bir sonuç beklersiniz. Mark Bloch ile mesela tam tersi bir şey yapıyor. Diyor ki Çağdaş Sanat Müzesi'ne gidelim seninle beraber ve oradaki eserleri inceleyelim diye şey yapıyor. Doğal olarak günümüzdeki aslında yaşanan şeylerin veya olan şeylerin daha sonra dönüp orta çağda yani insan bilincinin nasıl gerçekleştiğini ilişkin fikrin bir şekilde gelişmesi, şey yapması bize oradaki insanların bakış açılarının ve tutumlarının ne olduğu yönünde fikir verebilir. Bir örnek daha, örneğin her çöküş döneminde İbn Haldun okunur. Yani eğer arkadaşlar şey yaparlarsa her çöküş döneminde tarihin bu İslam medeniyetinde de aynı, başka yerlerdeki küçük medeniyetlerde de aynı. İbn Haldun mesela dediğim gibi çöküş dönemi. Çünkü daha önceki bir çağdaki yaşanan yani şeyin sorunun kendi toplumları açısındaki İz düşünlerinin neler olabileceğini insanlar görmeye çalışırlar. Tarihçiler veya felsefeciler diyelim vesaire. Şimdi o bunu geçtikten sonra Bentham'la nasıl ilişki kuracağız tabii. Tamam güzel de. Şöyle söyleyeyim. Benim sokağımın başında bir tane kamera var. Mobesa kamerası. Şaşırtıcı olabilir sizler açısından. Çünkü buranın 200 metre yukarısında şey var. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı. Şimdi ise Yıldız Sarayı yani Cumhurbaşkanlığı'nın işte İstanbul'daki konutu var. Doğal olarak burası böyle birazcık fazla korunaklı bir mekan. Birçok sokağında veya şeyinde Mobesa kamerası var. Ama şimdi Türkiye toplumunda yaşayan insanlar olarak bu kameralı yaşama yani kamusal alanda devamlı olarak kamerayla beraber yaşama durumuna alıştık. Benim öğrenciliğimde daha doğrusu yüksek lisansa girdiğim sırada diyeyim 2004-2005 yıllarında daha Türkiye'de kamera şeyi yoktu. Yani devlet de çok fazla kamera kullanmıyordu. İlk başta Taksim özelinde yani toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 2911'e göre yapılan yerlerde bu şeyler yapılmaya başlandı. Kameralar kullanılmaya başlandı. Ve ben de o sırada hani bu genel hukuk mantığı içerisinde bakılacak olursak hani buna nasıl karşı çıkılabilir, çıkılabilir mi acaba vesaire gibi bir algı içerisindeydim. Ve o zaman şu anda bir hukuk fakültemizin dekanı olan hocamıza sorduğumda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işte 8. maddesi vardır. Özel hayatın gizliliği hükümleri haricinde kamusal hayattaki yapılan fiillerin aslında gözlenebileceğini devlet tarafından bunda herhangi bir şey olmayacağını ifade etmiştim. Şimdi bu çok enteresan yani sokağa çıktığınız andan itibaren yani kişi ihtiyari olarak değil zorunluluk olarak dışarı çıkar, sokağa çıkar. Bu dakika andan itibaren aslında yani şöyle diyelim ben evden çıkıyorum kamerayla görülüyorum arabaya biniyorum ve arabayla gideceğim her yere kadar aslında devlet bunun bilgisini alma şansına sahip. Bu çok acayip bir durum yani herhangi bir istihbarati faaliyeti yapmasına gerek yok yani bu şeyi sağlayabilmesi için. Tersinden başka bir örnek vereyim şu anda. Ben bu yayını şey yaparken önce Google Search'ı açtım. İşte nedir onda da kendi mail adresime girdim vesaire. İnternet üzerinde aslında devamlı olarak iz bıraktım. Yani Barkın Asal işte şu hareketleri internet üzerinde yaptı. Bir vaka oldu biliyorum yani biliyorum arkadaşlarımız bilmiyorum tabii ki. Bu Cambridge Analytica vakası. Bir mahkemeye yani İngiltere'de bir mahkemeye yansıdı. Amerikan Senatosu'nda yansıdı. Bu ayrı bir şeyler ama çok büyük bir şeyde yani çok büyük bir olay yarattı ama
yarattığı etkinin tersinde çok büyük hukuki sonuçları olmadı diyelim. Bu şöyle bir şey. Amerikan seçimleri öncesinde, 2016 seçimleri öncesinde Facebook kendi elindeki bazı verileri bu Cambridge Analytica denilen kuruma teslim etmiş bir şekliyle. Ve Cambridge Analytica bu şey yaptığı, tespit edilen şeylerden sorumlu olan ya da daha doğrusu nasıl söylenir? Seçimlerde her iki partinin de Demokrat Parti'nin de Cumhuriyetçi Parti'nin de başa baş gittiği diyelim. İki veya üç eyalette bu var olan insanların Facebook üzerinde ve diğer şeyler üzerinde Facebook üzerinde yaptıkları eylemleri şey yapıyorlar. Ve çıkan profiller üzerinden de Facebook üzerinden devamlı olarak mesela yabancı karşıtlığıyla alakalı bazı işte haberlerin ve şeylerin özellikle de buna kayıtsız kalmayacak profillere gönderilmeye başlandığını biliyoruz. Ve söz konusu iki eyalette de ayrıksı olarak işte yaklaşık 53 bin oy gibi bir şeyle Trump kazanıyor. Ve belirleyici olan olaylardan biri haline geliyor. Ha bu Trump'ın impeachment olayında yani nedir o senatosu da yargılanması olayında bu gündeme gelmedi. Bu ayrıksı olarak olan bir şey. Şimdi niye bu iki olayı anlattım yani özel bir kamera, bir devletin yaptığı bir de özel devlet karışık bir olayın hakim olduğu bir şeyi niye anlattım diye soracak olursanız biz 70'li yılların başından itibaren özellikle Foucault'un, Michel Foucault Fransız menşeli bir yazarın sayesinde işte bu hapishanenin doğuşu ve sürveye punir yani takip etme ve cezalandırma isimli kitapları üzerinden Bentham'ın gözetim toplumu panoptikon dediğimiz şeyi tartışmaya başladık. Yani aslında nasıl bir denetim içerisinde olduğumuzu yani farkında olmadan bile nasıl olduğunu ifade ediyor. Covid-19'la beraber bu daha da arttı zaten. O ayrı hikaye. Şimdi arkadaşlar tabii panoptikon kavramının ne olduğu konusunda belki şey yapabilirler. Aslında bir kelimenin bir yanı şeyle yakın. Nedir onun adı? Bugün işte Covid-19 vesaire diyoruz. Pandemiyle yakın. Pandemos'tur normalde. Pan bütün demek. Demos işte bütün halk demek aslında pandemi denilen şey. Panoptikon ise optikon şey yapabileceğiniz gibi tahmin edebileceğiniz gibi göz demek. Bütün yani gözlerle sarılı belki de böyle bir şekilde çevrilebilir. Tabii ben tam özellikle bu panoptikon denilen şeyi öncelikle cezaevleri için öngörüyor. O da şu şekilde bir çember halindeki bir cezaevi, daire halindeki bir cezaevi ortasındaki alanda denetleyecek kişi veya kişiler ve onun etrafındaki işte hücrelerde diyelim mahkumların konduğu ve bu şekliyle kişilerin denetime daimi ol görülmeden bir şekilde yani kişilerin denetleyici kişilerin görülmediği bir şekilde etraftaki insanları mahpusları denetleyebildikleri bir sistem inşa etmeye çalışıyor. Ama onunla da işi kalmıyor çünkü dün akşam şey yaptım not aldım kitabından. Eğer belirli yani küçük bir not okuyacağım sadece. Eğer belirli sayıda insanın belirli sayıda insanın başlarına gelecek şeyler gelecek şeylere hakim olmayı sağlayacak eylemlerinden, ilişkilerinden, hayatının tüm şartlarından emin olduracak bir araç bulunursa tırnak içerisinde öyle ki hiçbir şeyden istenilen etkiden ne kaçabilecek ne de ona karşı koyabilecekse
böyle bir aracın hükümetler tarafından başka önemli konulara da uygulanabilecek enerjik ve faydalı bir araç olduğuna hiç şüphe duyulamaz. Yani panoptikon her ne kadar Bentham açısından da ilk başta cezaevleri için düşünülmüş bir şeymiş gibi gözükse de aslında toplumun geneli içerisinde kullanılabilecek bir nesneymiş gibi kafasında oluşturduğunu anlayabiliyoruz. Nitekim işte Foucault'dan bahsettik, bir başka önemli yazar Deleuze yine bunu şey yapıyor. Görünmeden insanları istenilen biçimde yönlendirebilme iradesinin bu kavramla beraber günümüz toplumuna getirildiğini ifade etmiş. De tabii ki burada neye atlayabiliriz? Mesela Bentham'ın kafasındaki siyasi panoptikonu atlayabiliriz. Bu biliyorsunuz bizde de vardır, yani işte idarenin azınlığı ve onun karşısında ise izleyen, yani nedir onun, halkın çoğunluğu meselesi. İşte ruling favle, subject money diye o şey yapıyor. Ve bu ikisi arasındaki denetimin, yani yönetenlerin denetiminin sağlanması için, tersi bu sefer Bentham da dikkate çekecek olursanız, çalışma odalarının, yani bu kişilerin çalışma odalarının yanlarında bazı waiting box'lar yapılmasını ve kişilerin, işte halktan kişilerin bunları denetlemesini söylüyor. Kısaca Bentham tersine çevirmiş, yani bugünkü durumun tersinden olarak şey yapmış olsa bile, yani düşünmüş olsa bile, kafasında daima insanların birbirlerini gözleyerek denetleyebildiği bir toplum yapısının olduğunu söz konusu edebiliriz. Nitekim mesela Security Against Misrule diye bir tane şeyi var, kitabı var diyelim, daha doğrusu makale tarzı şöyle. Bir kamuoyu kürsüsünün yaratılması gerektiğini söylüyor, kötü yönetimden kaçınması için, ve bunun için bir gazetenin bulunmasını istiyor. Bu gazete aracılığıyla da insanların, eğer hükümet nezdinde görev yapan veya yapmayan ama hükümetin fiilleri konusunda bilgi sahibi olan insanların yazı yazması gibi. Hatırlayacak olursa arkadaşlar, gerçi gençler çoğunluğu, internetin kuruluşunda da ilk başta da ifade özgürlüğünün sağlanması, işte bu gibi denetimlerin daha halk tarafından daha iyi bir biçimde yapılabileceğinin öngörülmesi vesairesi nedeniyle demokratik topluma şey yapılabileceği söylenmişti. Ama bir post-truth çağı yaşandığı için şu anda diyelim, yani artık neyin gerçekle neyin gerçek olmadığı ayırt etmenin biraz zor olduğu için tam tersi bir yere de fiiliyatta şey oldu. Böyle uzun bir girişten sonra nereye doğru acaba kopabilirim ya da gidebilirim diye söylenecek olursa, aslında tam da kodifikasyonla alakalı başka bir kavrama gideceğim. Panomion deneyen Bentham'ın kullandığı başka bir kavram. Yine panı artık öğrendiniz, bunda bir sorun yok. Nomion kavramı üzerine belki durabiliriz. Bu nomos kavramı aslında norm kavramının kökenini ifade eder. Yani bütün kurallar, complete body of law denebilir, yani bütün hukuk kurallarının bulunduğu şey. Böyle bir yapının Bentham oluşturulmasını istiyor. Ben özel kitabı okuduğunuzu bildiğimden, kitaptan özellikle az bahsedeceğim bu arada, haberiniz olsun. Sorularla isterseniz genişlet, yani temelini anlatabileyim ki siz onun üzerine o kitabın ne amaçla yazıldığını daha iyi bir biçimde formüle edebilin diye. Doğal olarak bizim meselemiz bu panomion kavramıyla aslında hukukun ne olduğunun bilinmesi ve belirli olması. Şimdi bu garip bir durum, çünkü ben tam biliyorsunuz İngiliz ve 18. yüzyılın başından itibaren, aydınlanma çağının başından itibaren, şöyle diyelim Montesquieu mesela, şeyi, İngiliz toplumunun hem siyasi hem hukuki yapısı övülür ve kıta Avrupa'sının örnek olması gerektiği söylenir. Halbuki ben tam bizzatihi kendi ülkesi için ilk başta bu durumun vasıl olmadığı konusunda bir fikre sahibim.
Şimdi bu bunların neden olduğu hikayesi ayrı bir konu ama mesela dokunduğu hikayeler, yani dokunduğu konular neler diye bakacak olursak, ilk başta mahkemelerin karmaşık yapısı. Çünkü feodal dönemden modern topluma doğru geçerken hem feodal mahkemelerin varlıklarını devam ettiriyor olması bir yandan, hem de modern mahkemelerin bir şekliyle devam ettiriyor olması doğal olarak ilişki ve konulara bakımından İngiliz toplumu açısından da iki tane büyük devrim geçirmesine rağmen büyük sorunlar yaratıyor. Birinci kısım bu. Mahkemelerin karmaşık yapısı. İki, çokça söylenecek, işte kıta Avrupası hukuku Roma hukukuna daha çok dayalıdır. İngiliz hukuku ise daha çok ayrıdır. Onlarla Roma hukukundan çok etkilenmemiştir vesaire. Bu Türkiye'de şey olmuş, nedir onun adı? Galata meşhur olmuş, ne diyeyim, kötü bir yalan hukukçular arasında. Çünkü kıta Avrupası hukuku, evet, maddi hukuk bakımından Roma hukukuna çok bağlıdır ama aslında İngiliz hukukunun kurucusu olan bütün tipleri dedim ya, artık demiş olduk, yapacak bir şey yok. Hocaların diyelim, kişilerin diyelim, doktrinlerden, mesela Henry of Brackton, kişilerin hepsi aslında Roma hukuku hocasıdır ilk başta. Ve Roma hukuku üzerinden İngiliz klasik hukukunu şey yapmışlardır, kodifiye eden mi demeyelim ama formüllendirmişlerdir diyelim. Ve bazı açılardan İngiliz hukuku o zaman da dahil olmak üzere şeye daha bağlıdır, Roma hukukuna, özellikle şekil yönünden daha bağlıdır, esas yönünden olmasa bile. Ve işte zaten sorun da budur Bentham açısından, şekil yönünden, yani usul yönünden mahkemelerin oldukça katı kurallara sahip olması. Yani belirli bir biçimde davanızı götürmezseniz davanızın reddedilebilme ihtimali. Örneğin. Ama mesela bir örnek daha vereyim. Hani usul kuralları ile ilgili arkadaşların fikri olsun diye. İngiltere'de 1892'ye kadar tarafların, yani kendi davası görülen tarafların ilgili davada ifadeleri veya görüşleri alınmıyordu. Ancak tanık, yani kendi davasında ifadesi veya görüşü alınmayan kişilerle karşı karşıya ancak tanıkların görüşleri alınabiliyor. 92'den sonra ancak bu. Yani 20. yüzyılın başı diyebiliriz yani, ya da 19. yüzyılın sonu, nasıl tercih ederseniz. Doğal olarak şeyi farkındasınızdır, yani usuldeki incelikler ve ayrıntıların ne kadar işleri zorlaştırabileceğinin gerçeği ortaya çıkıyor. Çünkü hukukun bir amacı... Hukuk fiktif bir şeydir, bu ayrı, nedir onun adı? Bazı durumlarda gerçekliğin ortaya çıkmasıyla tam olarak da ilgilenmez. Ama gerçeğe bir yakınlığa, yakın duruma ulaşılmasıyla ilgilenir. Doğal olarak bu sistemin ne kadar zorlaştırdığını düşünebilirsiniz. Tersinden bir de tabii ki yasalaştırılmamış olduğu için İngiliz sistemi o zamanki dönemde diyelim, precedent sistemine, yani mahkeme içtihatları sistemine bağlı olduğu için bunun yarattığı büyük külliyatı düşünün ve buna halkın gözünden bakıldığı zaman herhangi bir şekilde elde edemeyeceğinizi ya da bilgisine vakıf olamayacağınızı anladığınızda bir başka hususun daha şey yapılıyor. Yazılı olan hukukunda diyelim, rasyonel bütünlüğünün herhangi bir şekilde bulunmaması. Doğal olarak Bentham aslında İngiliz hukuk sistemi için büyük bir reform önerisinde bulunduğunu görüyoruz biz. Yani derdi, en baştaki derdi İngiliz toplumuyla alakalı, İngiliz hukuk sistemiyle alakalı daha doğrusu. Ve bunun üzerinden aslında kitapta da devamlı söz konusu edilen fayda ilkesine gitmenin yerinde olduğunu düşünürüm ben. Yani bu işte reformla fayda ilkesi. Şimdi buradaki sorun fayda ilkesinin formülasyonu meselesi. Nasıl formüle edeceğiz? Hani hazzın en yüksek, kişisel bazda en yükseğe çıkarılması, acının da ıstırabın da en hafif,
en alt düzeye indirgenmesi olarak şey yapılıyor, formüle ediliyor. Burada bir hata yapıldığını görüyorum ben. Hukukçular ve felsefeciler arasında. Bu modern bir durum. Yani hazzın veya işte şeyin acının, yani yarar ilkesinin, fayda ilkesinin, yararcılığın bu şekilde anlaşılması modern bir durum. Hatta söyleyeyim, ilk kez benim bildiğim formüle eden kişi aşağı yukarı Bentham'ın biraz öncesine tekabül ediyor. Helvetius. Bir Fransız maddeci olduğunu söyleyebiliriz. Ondan önce bunların şeyleri var, nüveleri var tabii ki. Ama tam anlamıyla ifade bulması o. Doğal olarak şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz özellikle felsefe tarihinde. Bunu geriye plana götürüp işte antik çağda özellikle Epikros'la Lucretius'a götürmek gibi genel bir eğilim var. Hiçbir gerçekliği yok. Çünkü Epikros'un o metinlerinde söylediği, yani bir tabii ki orada da bir haz anlayışının olduğunu görüyoruz en azından, ama oradaki hazcılığın şeyi acıdan ari olmak anlamına geliyor sadece. Yani hazzı maksimize etmek gibi bir anlamı yok. Doğal olarak antik çağda böyle bir formülasyonu yapabilecek zaten felsefeci de yok. Çünkü o günkü, yani 2000 yıl önce, 2000 yıl önceki bir dünya içerisinde böyle bir formülasyonu yapabilmek zaten mümkün değil. Çok anakronik bir bakış yani. İnanılmaz anakronik bir bakış. Daha başkaları da var. Mesela antik Yunan'da vicdanı arayan da var. Ne yazık ki bulamazlar ama yani. Mümkün değil. Vicdanın ortaya çıkması ancak Stoa felsefesi sonrası mümkün olmuştur. Ondan da Hristiyanlığa geçilmiştir zaten. Vesaire. Neyse, o konuyu ekskursus, hiç şey girmeyeyim. Ama dediğim gibi böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ama örnek aldığı kişiler de tabii, Bentham'ın örnek aldığı kişiler var. Birini saydım zaten, Helvetius. Diğer iki kişi daha var ama arkadaşlarımız bileceklerdir diye tahmin ediyorum. Birisi Hobbes, diğeri Hume. Şimdi Hobbes çok sorunlu bir karakter. Herkes biliyor aşağı yukarı. Ve onun da daha çok psikolojik egoizm tanımına göndererek aslında şey yaptığını görüyoruz. Psikolojik egoizm derken tam da yarar ilkesinin bu kişisel planda ele alınmasından kastediyorum. Yani kişi planında hazın en yukarı çıkması ve şeyin aşağıya indirgenmesiyle işte kişiselliğe büründürülmesi Hobbes sayesinde Bentham'da gerçekleşebiliyor. Ama bu da bir başka sorun yaşatıyor bu arada, yaratıyor diyelim. O da şu, eğer en çok mutluluk yaratacak, yani toplum içerisinde en mutluluk yaratacak ya da işte yarar yaratacak şeye gittiğiniz anda başka bir nokta, yani kişiden çıkıp birdenbire toplumsal alana geçmiş oluyorsunuz. Doğal olarak bu ikisi arasındaki geçiş Bentham'da açık değil. Mesela en büyük sorun, yani felsefe tarihçileri açısındaki en büyük sorun budur. Ve bu soruna bir yanıt vermek de çok kolay değil. Çünkü Hume'u okuduğu için yani bir kendini bazı durumlarda bir Hume'cu olarak da tanıttığı için bunu şundan dolayı söylüyorum. Yine birinci sınıf olmanız açısından bu konulara vakıf olmayabilirsiniz ama hukuk felsefesinin ana problemlerinden bir tanesi olanla olması gereken arasındaki ayrışmadır. Hukukçular genellikle olması gerekenler dünyasından, yani normlar üzerinden hareket eder ama bir de olanlar dünyası vardır diye söyleriz. Yani gerçekler ve olması gerekenler dünyası. Ve Hume'un buradaki katkısı veya diyelim bozuculuğu, ben bozuculuğunu tercih ederim şey olarak, aykırı bir hukuk felsefeci olarak diyeyim. Bu iki alanın birbirine karıştırılmamasına yönelik şeyi vardır. Doğal olarak da şu anda aslında Bentham'ın doğrudan yaptığı şey de olan, yani bir psikolojik vakayı norm düzeyine taşıyarak, aslında olması gerekene taşıyarak Hume'cu açıdan bakıldığı zaman büyük bir hata
şey yapıyor, nedir onun adı, gerçekleştirmiş oluyor. Ha diyeceksiniz ki ama mesela hukuk açısından başka yer, yani bu böyle midir gerçekten vesaire gibi sorabilirsiniz. Hukukçuların genellikle bu hukuk felsefecinin es geçtikleri alan örf ve adet hukukudur. Akasya hocanız hukuk felsefe hocanız mı yoksa kamu hukuku hocanız mı bilmiyorum, açık söylemek gerekirse ona sorarsınız diye şey yapıyorum. Hocam ben genel kamu hocasıyım artık, süzgün hocaya sorarlar. Peki. Pardon. Şöyle, Hume'dan ne alıyor diye sorabilirsiniz. Bu faydayla erdem ilkesinin aslında paralel olduğuna ilişkin görüşü ele alıyorlar. Alıyor daha doğrusu, ben tam alıyorlar denemez, alıyor. Ama oradaki sorun da şu, Hume fayda ilkesiyle aslında hazzı birbirinden ayırmış durumda. Doğal olarak yine bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Yani Hume devamlı olarak bir şeyle, nedir onun adı, Bentham'ın düşünce yapısıyla uyuşmayan ama devamlı olarak da atıf vererek kullandığı bir şeymiş gibi gözüküyor. Nitekim bir başka atışma alanları daha var. O da mesela eylemleri değerlendirirken Hume kişinin sayıklarına ve karakterine dikkat eder. Halbuki Bentham eylemin değerlendirilmesinde sadece fayda ilkesine bakar. Ve böylece aslında sayıklardan kurtulur. Yani objektif olarak o eylemin değerlendirilmesiyle kalır. Şimdi niye ben bunu bu kadar böyle dedir onun adı, parti parti şeylerden, efendim fayda ilkesi şuradan çıkıyor, şöyle oluyor vesaire diye anlattım aslında. Reformculuğunu aslında bağlamak için. Çünkü kendi reformcu düşüncelerini temel sağlayabilmek amacıyla hem İngiliz düşüncesini kullanıyor, doğru yani şey bakımından, ama bir taraftan da o reformu sakat diyebilecek şeylerden de arındırmaya çalışıyor bu görüşü, öyle diyelim. Derse başlamadan önce söylemiştim, ben tam bir radikal demokrat, hatta ilk radikal demokratlardan biri ve doğal olarak da bu şey, yani nedir onun adı, o şekilde de değerlendirilmesi gerektiğini görüyoruz. Ki İngiliz toplumunun nasıl söyleyeyim, o günkü şey yapısı içerisinde, muhafazakar yapısı içerisinde diyebilirim ben. Bu bazda radikal demokrat olarak, ama hükümetten bazı talep, yani hükümetin yapması gereken bazı eylem ve fiillerin bulunduğunu söylüyor. Daha doğrusu ilkesi olması gereken bazı şeyleri söylüyor. Bu da İyaşe, müreffehlik, güvenlik, eşitlik. Güvenliği biliyorsunuz ki çok şey yapar, ön planda tutar. Ama İyaşe ile müreffehlik az değildir. Eşitlik en geri plandadır, garip bir biçimde. Yani radikal demokrat deyip eşitliği geri plana koyması, oldukça geri plana koyması diyebilirim. Oldukça soru işareti olarak düşünebiliriz. Şöyle mesela radikal demokrasi açıktan aslında şeye, servetin kademeli şey yapılmasına, vergilendirilmesine taraf olması beklenir normal şartlar altında. Taraftır ama bunu doğru düzgün bir şekilde hiçbir kitabında ifade etmemiştir. Yani öyle söyleyeyim. Dönemin algısına bakacak olursanız, normalde işçilerin toplu olarak bir şey yapmasına genel olarak 19. yüzyılın başında karşı çıkılır. Yani hukukçular da karşı çıkar. Tam tersine Bentham mesela kooperatiflerin kurulması konusunda ya da sendikal örgütlerin başı olarak kooperatiflerin kurulması konusunda mesela şeydir, açık görüşlü gibi gözükür. Sendikalaşmaya izin verir yani bir nevi. Bunun dışında şey yapar, nedir onun, işlikler kurulması vesaire konusunda da fikirleri vardır.
dağıtım bölüşmede eşitliği en sona koyduğu eşitliğin sağlanması konusunda fikirlerinin olduğunu görürüz. Ölüm cezasına karşıdır. Ya da işte azınlıklar konusunda, özellikle Yahudiler konusunda dikkat edilmesi gerektiğini, yani antisemitizme konusunda dikkat edilmesi gerektiğini söyler. Arkadaşlarımız kadınlar konusunda ne kadar çok kötü ifadeler bulunduğunu söylese de, dönemin İngiliz toplumuna göre kadın hakları savunucusu olarak bile bazı durumlarda gözükmüştür. Hatta diyeyim, homoseksüel haklarıyla da alakalı söylediği şeyler vardır. Daha da ilave edeyim yani üzerine. Doğal olarak böyle bir kişiyle karşı karşıyayız. Dediğim gibi bugünün gözüyle bakmayın, 200 yıl önceki İngiliz toplumunun gözüyle bakarsanız daha faydalı bir, en azından konumlandırmaya sahip oluruz. Şimdi ama biz burada niye fayda, yani reformu düşünürken niye fayda ilki, yani radikal demokrat da olabilir, eyvallah. Ama niye acaba böyle bir tartışmanın içerisinde olduğunu Bentham'ın sorgulayabiliriz. Çünkü sonuçta büyük bir hukuk geleneği var, kıta Avrupa'sında da başka bir gelenek var. Oradan mesela şey yapabilirdi, ilham alabilirdi diye söyleyebiliriz. Aslında bu bir geçiş dönemi. Şimdi yine tarihsel olarak göndermede bulunacağım. 1760 ile 1830 arası. Şimdi 1760'ı ele alın. Bir Amerikan devrimi var, Fransız devrimi var arkasından. Yani ben tam bir şekliyle modern dönemi başlatan iki devrime de, yani neydi, siyasi devrime de şahitlik etmiş. İkincisi, iktisadi alanda sanayi devrimi var. Buna şahitlik ediyor. Üçüncüsü de sanayi devriminin üzerine kapitalizm dediğimiz aslında iktisadi boyut bambaşka bir yapıya sahip oluyor. Yani formülasyona sahip oluyor. Doğal olarak 13. yüzyıldan beri diyelim, haklar manzumesi üzerinden formüle edilen kıta Avrupası hukukunun karşısına insanın neliği üzerinden bir tartışma şey yaptığını görüyoruz. Yani insan aslında buradaki temel sorusu bu. Yani egoist, işte psikoloji bilmem ne vesaire. İnsan hakları üzerinden mi hareket eder, yoksa fayda ilkesi üzerinden mi hareket eder? Sorunumuz aslında bu. Şimdi bu bizim açımızdan da baştaki uzun girişe belki bir gönderme yapalım. Mesela bugün de aynı şekliyle bir geçiş çağı içerisindeyiz biz. Yani mevcut hukuki kurumlarımız mevcut ne iktisadi ne teknik yapımıza şey vermiyor, cevap vermiyor diyelim. Doğal olarak insan kavramını, mesela hukukçular insan kavramını sorguluyoruz. Çünkü insan dışında başka varlıkların da bir süre sonra ortaya çıkacağını biliyoruz. Daha bir önceki zannediyorum toplantıda şey yapmışsınız, yapay zeka üzerine bir şey yapılmış ya da robotlar. Doğal olarak mesela onların hukuki formlarının nere olacak şimdi? Mesela Roma hukukundan kalma kölelik şeyini uygulayalım diyen var vesaire. Efendim azatlı şeyini uygulayalım diyen var. Şimdi Roma hukukunu biliyorlarsa arkadaşlarımız birazcık, azatlının ne demek olduğunu veya şey yaptığını bilincinde olacaklardır diye. Yani insan değil ama insanımsı vesaire. Doğal olarak yeni kategoriler gelişir. Bir de üstüne eğer bu hibrit vesaire insan türü gelişecek olursa onların ayrı bir şeyi olacak. Bu zaten yaşanan teknik gelişmeler yüzünden sorun yaratan şeyler. Ama öbürkü taraftan tekelleşme sebebiyle insan daha az insan. Yani 200 yıl öncesinin haklar manzumesinin yazılmış insanına göre aslında daha az haklara sahibiz bir yandan. Demin gözetim toplumu meselesini özellikle onun yüzünden söyledim. Doğal olarak başka bir, bu da bir geçiş dönemi. Ve onun yüzünden Bentham'dan aslında nedir onun adı, fikirlerimizin keskinleştirilmesi ya da işte felsefi görüşlerimiz ve onun rasyonel geliştirilmesi açısından öğrenebileceğimiz şeyler var. Her şeyi de öğrenmeyelim tabii, o ayrı konu, ama bir kısım şeyleri
en azından bakış açımızı nasıl geliştirebileceğimize yönelik fikrimizi şey yapabiliriz. Şimdi tabii ki buradaki sorun ne olur? Eğer insanın neliğini tartışıyorsa, ben tam doğal olarak eski hukuku bir demistifiye etti. Yani üzerindeki örtüyü kaldırdı diyelim. Modern hukukun kuruluşunda da, ya kıta Avrupası hukukunun kuruluşu üzerindeki aslında örtünün de kaldırılması üzerinde çaba harcadığını ve fayda ilkesini bu temelde kullandığını görüyoruz. Çünkü panomion düşüncesi bir yandan işte hukukun her taraf şey tarafından bilinmesi vesaire anlamına gelirken, öbürkü tarafından da bir sistematizasyon anlamını taşır. Yani bir ilkeye göre hukuk sisteminin tamamı bir şekilde formüle edilmesi anlamını taşır. Şimdi buradaki ana sorunumuz da nedir? Hukuk nedir yani? Her zaman olduğu gibi bizim açımızdan. Net bir cevap veriyor Bentham. Şaşırtıcı ölçüde. Belirli bir harekete yöneltmek için egemen tarafından uyulmadığı takdirle ceza ile yükümlendirilen kurallar bütünü. Dört tane unsuru var yani aslında bakılacak olursa. Belirli bir hareketi yöneltmek için fayda ilkesini attık. Egemen tarafından iradeyi görüyoruz. Uyulmadığı takdirde cezanın olduğu normal bütünü. Dört. Şimdi bununla ilgili ne demiş mesela? Hukuku oluşturma iktidarına sahip olan kişi veya kişilerce hukuk olarak konulan şey ne olursa olsun hukuktur. Özellikle iradeye atıf bulunduğunu görüyoruz. Bunu da özellikle şey yaptım, ekledim. Hatta Ovidius'un metamorfozesi bu şekilde takdim edilirse o da hukuk olacaktır diyor mesela Bentham. arkadaşlarımızın klasik kültüre şeyi var mıdır bilmem, ilişkisi var mıdır bilmem ama Ovidius metninin hukuk olma ihtimali birazcık zayıf. Yani anlattığı şeyler çünkü dönüşüm hikayeleri vesaire, yani onun yüzünden de mümkün değil. Ama özellikle egemeni ön plana çıkarmak için gösterdiği gayrete burada dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve aslında saldırdığı da tahmin edilebileceği gibi 1789 aslında insan ve yurttaş hakları evrensel bildirisi. Çünkü bunun birincisi egemeninin kim olduğu soru işareti onun açısından. Bir program olduğunu söylüyor. Bir haklar manzumesi var, bir şeyler var ama egemen kim, nasıl uygulayacak vesaire, bunların arasında bir büyük sorun olduğu konusunda bir düşüncesi var. İkincisi de aslında kendisinin düştüğü hatanın bir başkasının, bu yine haklar meselesi konusunda yapıldığını söylüyor. İnsanlar eşit değiller ama nedir onun adı? Eşit olmak zorundalar bu şeylere göre. Nedir onun adı? Bildiriye göre diyerek onu eleştiriyor. Yani Bentham'ın koyu bir biçimde haklar konusunda bir karşıtlığının olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu karşıtlığı şu şekilde formüle edilebilir. Hiçbir zaman insandan ayrı kılınmayacak, değiştirilemeyecek haklarının bulunması ihtimaline karşı çıkıyor. Çünkü fayda ilkesi daimi olarak değerlendirilebilecek ve işte haz ve acı oranına göre şey yapılabilecek bir şeyse, matematiği yapılabilecek bir şeyse, haklardan da gerektiği zaman bu anlamda istenildiği şartlar altında vazgeçilebileceği yönelik bir düşüncesi var. Şimdi deminki hukuk tanımından, bir de hükümetin tanımından aslında, yani daha doğrusu hükümetteki taleplerin bakacak olsak neydi? Demiştik ki iaşe, müreffehlik, güvenlik ve eşitlik meselesini söylemiştik. Arkadaşların da dikkat çekmiştir. Bir şey yok. Normalde çok, yani normal şartlar altında liberal hukukta devamlı olarak söylenen, tekrar edilen, bizim dilimize pelesenk olmuş özgürlük dediğimiz kavramın olmadığını görürüz. Çünkü aslında hukuku
özgürlüğü sınırlayan bir şey olarak gördüğünü Bentham'ı formüle edebiliriz. Bunun yüzünden tam tersi bir yerden, yani bizim baktığımız yerin çok farklı bir yerinden göz attığına şahit oluyoruz. Ve bütün bu ülkeler, bu ilkeler ışığında da zaten suçu tekrar tanımlıyor, kitapta görmüşsünüzdür. Cezayı yeniden tanımlıyor ve sorumlulukları yeniden tanımlıyor. Bunlara ayrıntısına girmiyorum. Okuduğunuzu ve şey yaptığını fark et, işte ikinci derecede kötülük bilmem ne vesaire, o şeylere hiç girmiyorum yani. Nedir onun adı? Fikriniz olduğunu düşündüğümden dolayı. Ama dediğim gibi soru gelirse açmaya çalışırız. Şimdi bunun yanında Bentham'ın istediği rasyonelleştirilmiş bir kodlaştırma süreci. Birincisi, en başta olan şey de siyasi panoptikondan yine şey alalım, örnek alalım. Kamuoyu önünde tartışılması meselesi. O demin söylediğim işte gazetede vesairede bu panomion denilen şeyin yapılışından itibaren aslında tartışmaya şey yapın. Böylece aslında hukukun ne olduğu bilindiği bir taraftan sağlanacak. Bir yandan da o metinde olmayan hiçbir şey artık hukuk olarak değerlendirilmeyecek. Yani bunun halkın bilmesi sağlanacak diye söyleyebiliriz. Tabii bundan ne bekleniyor aslında bir yanıyla da? Sarihlik, netlik, açıklık diyebilirsiniz. İkincisi, yani o metinden, bir de kısalık. Bentham'ın rasyonelleştirme açısından istediği bir şey daha var, ancak gerekçelendirme. Bu çok önemli bir şeydir normal hukuk tarihi ve felsefesi açısından. Çünkü ileride arkadaşlarımız yargı makamları içerisinde görev alacaklar şeyde, nedir onun adı, ve kanunların genel olarak işlevi aslında verilen kararların gerekçelendirilmesidir. Ama kanunların nasıl yapıldığını, daha doğrusu kanunları içinde mülhem olan kavramların ne olduğu konusu da ayrıca önem taşır. Doğal olarak kanunların gerekçesinin de yazılması gerektiğini, fayda ilkesi üzerinden yazılması gerektiğini Bentham söylüyor. Ki böylece bir, uygulayıcılar uygularken hata yapmazlar. İki, gelecek yasa koyucular değerlendirirken, değiştirecek olduklarında veya değiştirmeyeceklerse, başka yerleri tadil edeceklerse, o yerleri tadil ederken bu kavramların neler olduğuna ya da o işin özünün ne olduğuna dikkat etmelerini sağlayacağını söylüyor. Ve üçüncüsü de halk tarafından fayda ilkesinin tam olarak içselleştirebilmesinin bu şekilde sağlanabileceğine yönelik bir düşüncesi var. Şimdi reformcu olduğunu söyledik. Ama bu bir evolüsyonist bir eğilimi olduğunu söylemek gerekir Bentham'ın. Devrimci bir fikri olduğunu söylemek yanlış olur. Yani aşama aşama, tedricen eski dille ifade edeceksek, bir şekilde kendisinin tahayyül ettiği noktaya ulaşılması gerektiğini düşünüyor. Ve bunun yüzünden de aslında bir yanıyla ütopik, bir yanıyla da olmayan bir pozisyonuyla karşı karşıyayız. Ama gönderme yaptığı yer mesela bu 2440'da gerçekleşecek falan gibi, en sonunda diye bir şey yapıyor. Arkadaşlarımız eğer yabancı dili hakimseler şey yapabilirler. Çünkü Beccaria'dan etkilenmiş bir ütopya yazarından etkilendiği söylenebilir şeyin, Bentham'ın bunu söylerken. Louis Sebastian Mercier 2440 diye, Lan 2004 Lan, İşte yani nedir onun adı, Dömül Katsın'ın Karant diye bir tane kitabı var, ama nedir onun adı, yani sene 2440 diye bir kitabı var.
1771'de yazılmış. 1771 veya 81 olması lazım. İkisinden biri, tam olarak hatırlayamıyorum şu anda. Ondan etkilenerek yazıldığını söylüyoruz. Yani bir yandan Ütopya ile böyle bir tem, yani zaman ilişkisi bakımından garip bir tutumun olduğu da söylenebilir. Ama şaşırtıcı olan şey şu, kendisi böyle söylemesine rağmen örneğin 1810 Fransız Ceza Kanunu aslında temelde şey ilkelerine göre yazılmıştır. Faydacılık ilkelerine göre yazılmıştır. Ve onun yüzünden de çok mesela eleştirilir. Ve daha sonraki aslında büyük ceza kodifikasyonlarında da şey olmamıştır. Örnek alınmamıştır kıta Avrupa'sında. Bentham'ın yine örnek alındı bu faydacılık şeyi üzerinden. İki tane yasası daha var. Büyük yasa örneği var diyeyim. Biri 1821 Louisiana ceza yasası. Diğeri de 1833 Hindistan ceza yasası. Yani komik olan şey kendisinin çok öte bir zamanda gerçekleşeceğini söylediği ilkeleri demesine rağmen aksine ilk başta çok değer verildiğini ve kıymetlendirildiğini görüyoruz. Aksine Kant ve Hegel'den mülhem sistem geliştikçe kıta Avrupası hukuku faydayla rasyonel hukukun diyelim kıta Avrupası'nı ikisini birleştiren garip bir bütüne doğru ilerlediği söylenebilir. Ama İkinci Dünya Harbi sonrasında özellikle Amerika'da yapılan şeyler ve depenalizasyon süreçleri, yani cezasızlaştırma ile alakalı olan tartışmalarda genellikle, yani yeniden özellikle şeyden itibaren 1960'lardan itibaren Bentham'ın ceza özellikle şeyinde yeniden tartışılmaya başlandığını ve özellikle bu gözetim şeyiyle beraber preventif, yani önleyici ceza hukuku şeklindeki formülasyonların temel kaynaklarından birini teşkil ettiğini görüyoruz. Ama her ne kadar böyle olsa da iki tane şey belki söylenebilir. Ceza, son örnek olarak vereceğim bunları. Yeterince uzattım zaten diye tahmin ediyorum. birincisi mesela cübbe ile ilgili olan söyledikleri var bu şeyle. Biliyorsunuz bizde de cübbenin anlamı konusu çok tartışmalıdır. Ya da işte işte bu şeyler sırasında cübbe giymeler, törenler vesaire. Yani hukukçu sınıfını diğer şeyden ayıran eylemlilikler olarak ifade edeyim ben o şeyi. Avukatlıkta da mesela cübbe giyme töreni var çünkü. Öyle de söylenebilir. Ama nispeten buradaki, yani Türkiye'deki amacının bir nötrlük olduğu vesaire, yani özellikle hakimler safında söylendiği zaman bu şekilde canlandırıldığı ifade edilebilir. Ve aslında herkes kendi konumuna göre var olan dava konusunda tarafsız olma gibi bir şeyle karşı karşıyadır diye söylenebilir, belki formüle edilebilir. Ama gerçekliği, yani cübbenin çıkış hikayesi böyle bir şey değil. Aslında gerçekten bir sınıfsal pozisyon ve onun hatırlatılmasıyla alakalı bir şeyle karşı karşıyayız. Özellikle İngiltere'yi düşünecek olursanız pudralı ya da işte şeyle perukalı hakimlerini düşünecek olursanız bunun aslında nasıl bir ayrıştırmanın şeyine hizmet ettiğini daha iyi bir biçimde anlarsınız. Ve hala aslında gerçekleştirilmiş bir durumda değil, yani yani şey bakımından, İngiliz toplumu açısından diyelim. Tersinden mesela biz bugün susma hakkını mesela ceza davalarında şey olarak kabul ediyoruz. İnsanların en doğal hakkı olarak kabul ediyoruz. Kişi kendi şeyiyle alakalı isterse konuşur, isterse yalan söyler, isterse nedir onun adı, bütün gerçekliği ortaya çıkarır. Ama susması da yani beklenebilecek davranışlardan biridir ve buna bir anlam atfedilemez diye düşünürüz. Gerçi son dönemdeki bazı ceza yargılamalarında tersi şeyler oluyor ama yani en azından diyelim tırnak içerisindeki liberal hukukun temel şeylerinden biri buydu.
Ama Bentham mesela susma hakkı konusunda tamamıyla tam tersi fikirdedir. Bir kişi eğer susmasına açıklayamıyorsa hakimler tarafından susma eyleminin nitelendirilmesi gerektiği konusunda genel bir fikre sahip. Doğal olarak işte nedir onun adı? Şunu söylemeye çalışıyorum ki oldukça şeyle başa da dönecek olursak çok şey alabileceğimiz, çok şey üzerindeki birçok şeyi tartışabileceğimiz bir kişiyle aslında Bentham deyince karşı karşıyayız. Ufkumuzu açar mı? Belirli açılardan. Yani toplumu, yani bugünkü toplumu anlamak açısından ilk başta söylediğim şeyler açısından yarayacağı şüphelidir. Kendi hukuk görüşümüzü formüle etmek, keskinleştirmek açısından işe yarar mı? Evet, işe yarar. Ama şahsen aynı görüşlere sahip olmayan benim gibi diyelim hukukçular açısından özellikle dikkatle bakılması gereken ve özellikle demin söylediğim gibi ceza hukuku bakımından da bu önleyici ceza hukuku bakımından çünkü risk ceza hukuku da deniyor şimdiki bugünkü zamanda ki gelişimlerin dikkatle takip edilmesi ve ondan mülhem çıkarılan şeylerin diye ifade ediyorum. Dikkat edilmesi gereken bir insan gözüyle bakıyorum ben daha çok. Arkadaşlara dinledikleri için teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Biz daha basit, daha duygular bir hatta tartışmıştık aslında derste. Yani hukuk ve ahlak, faydacılık ekseninde tartışmıştık. Birinci sınıf olduğu için. Sizin böyle daha açmanız çok faydalı oldu. Bence arkadaşlar için çok da ufukların açıldığını düşünüyorum. Şimdi ricam, öncelikle öğrencilerimiz sorularını sorsunlar. Buradaki öğrencilerimiz, sonra dışarıdan gelen davetlilerimiz ve hocalarımız. Öğrencilerimiz de numaraları ve isimlerini söylerlerse ben not alıyorum. Çünkü bizim de kendi aramızda bir dinamiğimiz var. Ona göre anlaştık. Kitabı ona göre okudular hocam. Sizin için bir sakıncası yoksa öğrencilerden başlayarak soruları alabilirsek çok sevinirim. Bana gelen ayrıca çokça soru var ama onları da eleyerek soracağım. Şimdi öncelikle birinci sınıftaki arkadaşlarımız parmak kaldırarak sorarlarsa. Ben çok beceremiyorum bu işi ama. Siz şey yapar mısınız esasında? Ben yönlendiririm hocam, evet. Tamam yani mümkünse çok anlamıyorum ben şu anda. Altta isim şey yani isim baş harfleri var. Onun dışında herhangi bir şey kop. Evet. Heyecanlanmış olabilirler. Ben önceki öğrencilerin o zaman açılana kadar şey yapayım. Sorularından gideyim. Hocam Ece Naz soruyor. Faydacılık ilkesinin hukuka tamamen uygulanmasının doğru olabileceğini düşünebiliyor musun? Düşünüyor musunuz? Bir de ahlak aritmetiği tam olarak nedir? Şimdi tabii aslında söyledim birinci sorunun cevabı sondaki şeyinde var. Faydacılık şimdi liberal hukuk teorisi açısından bakarsanız faydacı ilkeleri belirli oranlarda kullanabilme ihtimaline sahipsiniz tabii ki. Bunda herhangi bir şey yok. Ama bütün sistemi buna göre formüle etmek bugün için çok Zor. kolay değil. Çünkü şundan dolayı işte söyle vicdan meselesine ondan dolayı girdim ve çıktım. Bizim 14. yüzyıldan itibaren kurduğumuz yapı haklar düzeni sübjektiftir. Yani kişinin vicdanı ve o kişinin vicdanı üzerinden ortaya çıkan iradesi üzerinden hatların inşa edilmesiyle ilgili bir şey vardır, formülasyonu vardır. Şimdi Bentham'da ise dikkat ederseniz bütün eylem yani biz eylemleri yaparız ve onların sorumluluğunu üstleniriz ve bunun karşılığında da işte karşımızdaki bir hukuk normuyla bir ilişki kurarız. Bentham ise tamamıyla dış dünyada gerçekleşmiş bir eylemi niteliyor ve onun sayık demeyelim de
kişinin iradesini aslında orada birazcık şey yapıyor, nedir onun adı, karartıyor diyelim. Hı hı. Doğal olarak bu koşullar altında her zaman uygulayamazsınız. Ama dediğim gibi bizim şu anda moda, yani bir geçiş evresindeyiz hukuk bakımından. Ve doğal olarak mesela hukukun bozulduğu arkadaşlarımız da modern hukukun bozulduğu yerler görecekler ileride. Örneğin ceza hukuku görmediler ama gelecek yıl görecekler. Taksir ceza hukukunun bir bozumudur mesela aslında. Yani çok önemli şey olarak anlatacaklar hocalarınız, o ayrı. Ama taksir sorumluluğu meselesi aslında modern hukukun bir bozumudur. Çünkü irade, kişinin doğrudan iradesinin dışındaki olan eylemliliğin kişinin üzerine yıkıldığını, sorumlu tutulduğunu görecekler orada gibi. Haksız fiil sorumluluğu, o birazcık daha farklı, o farklı formüle edilmesi lazım, ama cezai alandan bakarsak böyle sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. İleriki dönemde, şimdiki dönemde dediğim gibi önleyici risk şeyi yapan ceza hukuku şeyleri var. Nedir onun adı? Yapılandırılmaları var. Ve daha farklı bir yere doğru da, yani şeylerimiz, yani çünkü bu riskli olan insan grupları vesaire gibi tanımlama, yani sosyolojik bazı tanımların da fayda ilkesi üzerinden işte şeye girildiğini görüyoruz. Şey yapıldığını görüyoruz. Özellikle bu yapay zekanın da beraber kullanılmasıyla mesela şey yapılıyor. Nedir onu? Polis devriyelerinin gezici hatların belirlenmesi sorunu da ceza hukukunun bir başka yan sorunu haline gelebiliyor, açık söylemek gerekirse. Çünkü riskli gruplar etrafında devriye atmaya başlıyor polis. Yani suçlar nerede daha çok gerçekleştiriliyor vesaire gibi şeyler üzerinden. Neyse. Hollanda mesela bunun için çok bariz örneklerden biri. Aşırı gelişmiş bir şey var. Polis ve ceza hukuku yapılandırmasının olduğunu görürsünüz. Diğer soru, şimdi işte bu haz ve acı aritmetiği meselesi içerisinde hareket ediyoruz biz. Ben tamcı açıdan baktığımız zaman ve bazı konular hukukun alanına girmiyor. Bentham'a göre. Çünkü hukukun ilgilenmesi için bu haz acı denkleminde bir seviyeyi geçmiş olması gerekiyor. Yani o alan diye ifade ediyor işte şeyde, nedir onun adı, kitabında. Yani o işaret seviyesinin toplumda yaratabileceği korku veya işte şeyi açması gerekiyor. Yoksa onun dışında eğer siz hukuksal alanda ilgilenmeye başlarsanız diye şey yapıyor, kişinin ahlaki alanına aslında müdahale etmeye başlarsınız gibi bir tanımlaması içerisinde. Böyle bir matematik. Normalde biz ahlakı daha farklı şekilde formüle ediyoruz. Özellikle kıta Avrupası hukukçuları olarak vesaire. Ama dediğim gibi ben tam daha matematik bir şey bulunması gerektiği konusunda şey var. Ve üstüne üstlük bu demin söylemeye çalıştım, tırnak içerisinde hızlıca depenalizasyon vesaire dedim. Bazı suçlardan mesela şey arındırılmaya çalışılıyor toplum şu anda. Yani özellikle kıta Avrupa'sında görürsünüz bu. Yine Hollanda örneğini vereyim. Yani içecek kadar mesela kendi içeceği kadar kişilerin işte uyuşturucu şeye alabileceği konusunda şey vardı. Tabii ki şey konusunda, uyuşturucu konusundaki bir depenalizasyon örneğini görüyorsunuz mesela oradaki konuda. Bir başka örnek var, nasıl verebilir? İşte uyarıcı maddeler üzerinden gidiyorum ama absent kullanımıyla alakalıydı. Çünkü 90'lara kadar yasaktı biliyorsunuz absent kullanımı. Bir alkollü içecektir bu arada, yoğun alkollü. 1990'lardan sonra kıta Avrupa'sındaki absent üzerindeki şeyler kalktı mesela. Keza işte mülkiyet üzerindeki suçların bir kısmıyla alakalı yine depenalizasyon, özellikle 5 yıl cezaları 5 yıldan
hafif olan cezalar şeyler açısından, suçlar açısından yine aynı şekildeki süreçler var. Türkiye'de de bunlar tartışılıyor. Bunlar birazcık dediğim gibi fayda ilkesinden mülhem yapılan aslında ya da ceza hukukuna ilave edilen şeyler olduğunu düşünebiliriz. Hocam, çok fazla sordukları için tekrar sormak zorundayım. Ve de erkek öğrencilerimiz bunu sormuş. Bu bakımdan bir kazanım olabilir, küçük bir adım olabilir. Bentham'ın bu kadar cinsiyetçi olmasına sebep olacak koşullar nelerdir diye sormuşlar. İki tane ayrı soru da yine aynı şekilde var. O nedenle tekrar sormak istiyorum. Çünkü aramıza yeni katılan öğrencilerimiz de var. Sizden bir kez daha duysunlar hocam diye. Şimdi şimdi şunu söylemek gerekir bu başlık altında. Arkadaş şimdi birinci sınıf olmaları dolayısıyla anlayabiliyorum niye bu öyle şeyler ateşliler bu konuyla ilgili. ve hak da veriyorum. Ama 200 yıl önceki toplumla bugünkü toplumu ki bence çok kadınlarla alakalı olarak çok da çok abartılı derecede ileri gittiğimizi düşünmüyorum ama yine de bu mevzuda çok karşılaştırmamak lazım. En basiti mesela siyasi haklar bakımından bakarsınız. Yani şöyle bir toplum yapısından bahsediyorsunuz çünkü. Oy kullanacaksınız diyelim, değil mi? Oy kim kullanabilir? Erkekler. Herkes. 18 yaşını geçmiş olan herkes bugün. Tamam. Peki 200 yıl önce 18 yaşını geçmiş herkes oy kullanabiliyor muydu? Hayır. Aksine bir mülkiyet açısından da sınırlama vardı. İki kadın erkek üzerinden de sınırlama vardı. Ve doğal olarak feodal toplumdan çıkan bir yapıdan bahsediyoruz. Aşama aşama gelişen bir yerden söz ediyoruz. Ve bu aslında çok da öyle hızlı vesaire bir biçimde olmadı. Oldukça yani 19. yüzyılın bütün tartışması şu siyasi hakların elde edilip edilmediği tartışmasıdır. Ve çok dediğim gibi yani nedir onun adı? Çok ileri batı medeniyet, batı ülkelerinin bir kısmında bile bu kadınlara siyasi oy verme hakkı çok geç verilmiştir mesela. Bunun yüzünden o dönemki erkek bakış açısıdır. O ayrı bir konu tabii ki Bentham'ınkisi. Çok cinsiyetçidir, çok doğru. Ama kendi toplumu şeyi açısından ben hala nedir o günkü yaşanan toplum açısından çok anakronik bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz o günkü İngiliz, Fransız toplumunu vesaire arkadaşlarımız özümseyip okurlarsa veya siyasi tarihleri konusunda ya da şey tarihleri konusunda bir fikir sahibi olurlarsa daha makul olur diye düşünüyorum. Hocam son iki soru, yani daha çok soru var ama hani böyle eleyerek soruyorum. Bu soru bizim derste hani üzerine konuştuğumuz meseleler üzerinden geldiği için hem kitabı okuyarak hem Bentham üzerine. Fayda kelimesine kesin ve açık kavramlar bağlanması zordur. Çünkü herkes için fayda farklı anlamlar ifade eder. Siz bu fayda kelimesinin kesin ve açık kavramlara bağlanması için ne önerirsiniz diye bir soru gelmiş. Şimdi ben yapmadım zaten. Ben onun kendisi yapıyor. Yani bu konuda zaten sorun çıkabileceğini bence kendi de farkında. Çünkü eğer şöyle söyleyeyim işte bireysel egoizm düşüncesi üzerinden hareket ettiğiniz andan itibaren kişilerin fayda ve acı, ıstırap şeyleri farklı yerlere doğru gider. Gidebilme ihtimali vardır. Ama yasa koyucunun veya nedir işte en büyük mutluluğun sağlanması için yapılacak şey de bu matematiğin yasa koyucu tarafından sağlanması gerektiğini düşünüyor. Artı bunun gerekçelendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani o zaten söylediğim rasyone gerekçelendirme kısmının yazılmasının bundan önemli olduğunu söylüyordum Bentham. Fikri o yönde. Ama tabii ki
Ama şöyle de ifade edebilirim. Günlük, şimdi her kavramda, somut olmayan her kavramda diyelim, mutlaka şey tartışması çıkar. Sizin mesela birinci sınıf öğrencisiniz. Tahminen mesela hak kavramını sizin anlayışınızla benim anlayışım arasında çok büyük fark vardır. Çünkü bu eğitimin sonunda sizin geleceğiniz noktada siz hakların ne anlam ifade ettiğini hukuk sistemleri içerisinde şey yapabileceksiniz. Tam olarak kavrayabileceksiniz. Bugün ise daha onun başındasınız. Tersine benim açımda neyse birçok şeyde dava konusu olan şeyler. Ben de daha pratik gözüyle bakıyorum. Bugünkü gözümle bakılacak olursa. Vesaire. Doğal olarak birazcık o formülasyonlar üzerinden şey yapabilirsek, yani hukukta kullandığımız kelimelere biz ister istemez, nasıl söyleyeyim, meta anlamlar vermeye çalışıyoruz. Ben tam da ona vermeye çalışıyorum. Yani dilimizi farklılaştırıyoruz. Ya da Bentham'ın eleştirdiği şekliyle işte bir hukukçular zümresi kuruyoruz diyelim. Şimdi soruları okuyorum da yani literatürü siz kazandırdığınız için öğrencilerimizde şöyle bir şey var. Sizi Bentham yerine koymak gibi bir eğilimleri de var hani. Bentham olsaydınız nasıl cevap verirdiniz gibi bir eğilim var. O nedenle soruları da eliyorum. Ama Sena Alaçer çok güzel sorular sormuş ama çok fazla soru sormuş. İçlerinden bir tanesini seçerek sorayım hocam size. Belirli belirsiz dile getirilen fayda ilkesi hem siyasetin hem de ahlakın ortak noktası olarak değerlendirilmiş ve neredeyse evrensel bir onam olarak nitelendirilmiştir. Buna rağmen neden sadece görüşte kalmıştır gibi bir soru sormuş. Sonu anlayamadım. Ve neredeyse evrensel bir onam olarak nitelendirilmiştir. Buna rağmen neden sadece görüşte kalmıştır? Görüşte kalmıştır. Ben mi koptum? Yok, kopmadınız hocam. Ben sizi görebiliyorum. Ha, anladım. Ben duyamadım da doğru düzgün. Onun yüzünden bir türlü Belki ben beceremedim. kopmuşumdur hocam. Tekrar söyleyeyim. Belirli belirsiz dile getirilen fayda ilkesi aslında doğrudan dile getiriliyor ama olsun. Hem siyasetin hem de ahlakın ortak noktası olarak Tabii. değerlendirilmiş ve neredeyse evrensel bir onam olarak nitelendirilmiştir. Buna rağmen neden sadece görüşte kalmıştır diye sormuş. Görünüşte kalmıştır yani diye Evet. anlıyorum ben. Hı. Ya pek de öyle yani görünüşte kaldığını düşünmüyorum aslında. Bir de şöyle bir sorun var. Dediğim gibi bu İngiliz Anglo-Sakson kültürünün temel şeylerinden. Ben mesela bir şey okuyacaktım. Sonra caydım. Nedir onun adı? Zaten uzattım. Arkadaşları da şey yapmayayım diye. Nedir onun adı? Konuyudan bağımsız ama okumak istiyorum. Şey yapsınlar. Bu Mark normalde aynı dönem, yani bir sonraki dönemde yaşamış bir başka önemli siyasetçi derim ben daha çok. Marx'ın mesela Bentham üzerindeki düşünüşü. Bentham katıksız bir İngiliz ürünüdür. Bizim filozof Christian Wolff, bu 1730'larda, 1730-50 arasında civarında yaşamış bir Alman şey. Kant'tan önceki en büyük felsefecilerinden birisi. Yani bugün yeterince bilinmiyor, o ayrı konu. Böylesine harca alem bir şeyle, böylesine kendine güvenle çalım satmak hiçbir devirde, hiçbir ülkede görülmemiştir. Yararlılık ilkesi Bentham'ın bir buluşu değildir. O yalnızca Herbert ile başka Fransızların daha 18. yüzyılda ve hem de espriyle söyledikleri kendi sıkıcı anlatımı ile yenilemekten öte bir şey yapmamıştır diyor, devam ediyor. Sonra eğer dostum Heinekein'in yürekliliği bende olsaydı Bay Jeremy'ye burjuva budalalığının dehası derdim diye şey yazıyor. Mesela yani Marx'ın bakış açısı bir reformist ve tedrici bir ilerlemenin şeyi taraftarı olduğu için ve faydacı ilkenin de aslında topluma açıklayan bir yönünün olmadığını düşündüğü için diyelim. Yerden yere çalmak bir burjuva düşüncesi olarak şey yapabilmek, formüle etmek.
Ama bu şu anlamı da geliyor bir yandan. Demin onu da söylemeye çalıştım. Tarihin belirli kesimlerinde özellikle hukuk alanında faydacı düşüncelere başvurmak çok olası, rastlana gelen şeylerden biri. Özellikle zaten demin söylediğim gibi bizim özellikle 1980'dan sonra bu fikirlere teknik özellikle geliştiğinden itibaren başvurmak neredeyse şey gibi bir şey, normal. Yani yaşamımızın aslında her alanında gördüğümüz bir olgu. Şu olabilir tabii, siyasetin özellikle bazı alanlarında diyelim, hala toplum yapılarının muhafazakarlıklarından veya tam tersine ilerlemiş olmalarından kaynaklı bazı şeylerin bu ilkeler dahilinde ifade edilmediğini görürsünüz. Doğaldır ama, yani nedir onun adı? Bütün siyasetçiler Machiavellist'tir ama neredeyse kimse kendisinin Machiavellist olduğunu söylemez. Hı hı. Onu başka bir şeyin altında saklarlar genellikle. Birazcık belki o şekilde düşünülebilir. Hocam bir soru daha var ama onu zaten yanıtını verdiniz ama ben yine hak geçmesin söyleyeyim. Sizin kitabın çevirisini yaparken olaya vakıf olduğunuzdan hareketle hocam. Jeremy Bentham faydacılık ilkesiyle bağdaştırdığı her şeyin bir noktada eksik kaldığını düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız sizce Bentham'ın eksik kaldığı noktayı tamamlaması için neye ihtiyacı vardı? Aslında bunun cevabını verdiniz hocam ama. Sunumdayken aslında bir yerde başka bir şey. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, ben şimdi bütün bu hikayenin sonunda gerçeği hocam bir noktada sizi Bentham yerine koyma gibi bir şey de itki de var yani gerçekten hani. Yani Bentham'ı sizi yerine koymak gibi. Yani yani bu Bentham'ın birincisi şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben bu kitabı ya 20 günde ya 23 günde filan çevirmiştim 2011'de. ve yurt dışına gitmek istiyorum. Yani yurt dışına gidecektim. O sıradaki danışman hocam bu metnin çevrilmezse beni göndermeyeceğini söylemişti. doktora çalışmalarımı yapmak üzere gitmek istediğim yere. Ben de o yani hocama olan hürmetim sebebiyle metni daha çok çevirdim. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben tamcı değilim yani. Bu şeyde nedir onun adı? Onu bir bir de şöyle bir gerçeklik de vardır tabii. Biz yüksek lisans veya doktoralarımızı yazarken bazen kişiler üzerinden yazmayı tercih edebiliriz. Yani mesela Bentham üzerine yazan şeyler var. Hukuk felsefecileri var. Onlarda da bunun hani beni Bentham sanmak gibi bir şey var. Onlarda da genellikle belirli bir süre özellikle kendilerini Bentham sanma şeyi olur. Ya da ya da işte başka kimse diyelim. Füller üzerine yazıyorsa Füller diyelim yani şey. Bunun tersi durumu da vaki. Onu söylemeye çalışıyorum. Onun dışında herhalde Bentham'ın en büyük sorunu yani o şimdi olanla olması gereken benim için çok önemli olmamakla beraber Bentham için önemli. Çünkü haklar mevzunu temelini oradan eleştirdiği için önemli. Yani olanla olması gereken arasında bir ayrım çiziyor ve hakların bunu gerçekleştirmediğini bir program olarak kalabileceğini. Çünkü bir yandan da egemen tanımlamasının bulunmadığını vesaire işte o sırada söylemiş bulundum. Ama kendisi de işte bireysel alandan normatif alana geçerken kendi şeyini yapamıyor. Formülasyonunu yapamıyor. Bunu hiçbir kitabında bulamıyorsunuz. Bu büyük yani Bentham'ın teorisi açısından zaten herkesin de yorumladığı ayrı bir hikaye. bir de şunu da söylemek lazım. Bu Bentham'ın 3 ciltlik bir eserinin ilk kısmıdır bu arada. Onu da ilave edeyim bu şeyde. Bunu mesela şey izler, medeni hukukun prensipleri izler, ilkeleri izler. Sonra ceza hukukunun prensipleri izler. Sonra nedir onun adı? Kodifikasyon üzerine diye ayrı bir başlığı var.
O da şu, kendisi kendi eserlerinin basımında, yani noktayı koyup şeye, matbaaya ya da yayıncısına verdiği eseri çok az. Hı hı. Her seferinde, yani mesela ben Fransızcadan çevirmiştim bunu. Etienne Dumont, Cenevre menşeli bir şey, editör diyelim. İngiltere'de de başka bir editör şey var. Unuttum şimdi ismini. Daha çok onlar onun yazdığı notlar, manuskriler üzerine, el yazmaları üzerinden bu eserleri toparlıyorlar. Doğal olarak ben tam anlamak onun yüzünden bir de başka açıdan daha zorlaşıyor. Yani kendisinin doğrudan işte ben bitirdim, bu benim eserimdir dediği ve bastırdığı kitap sayısının oldukça az olmasından değil, o da çok büyük yakın, ama bir de ayrıca böyle edisyonlarda bulunduğu için bir de öyle bir işin zorluğu var diyelim. Külliyat büyük, sorun dert de büyük, öyle ifade ettim. Ama hocam ben birinci sınıf öğrencilerine soru gönderen öğrencilerime teşekkür ediyorum. Çünkü hayatlarında belki ilk defa bu kadar soyut bir metnin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Ben iyi çıktıklarını düşünüyorum bu soruların. Hani onları tanıdığım için benim gözümden çok faydalı olduğunu farkına varmış oldum. O nedenle hani geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Bu eseri Türkiye'ye kazandırdığınız için de teşekkür ederiz. Ben öğrencilerime de teşekkür ederim. Beklediğimden daha iyi bir performans gösterdikleri için. Şimdi artık hani katılımcılarımızdan soru sormak isteyen varsa hızlıca onları alalım. Hocayı çok yorduk. Dışarıdan gelen konuklarımız Serdar Hoca, Süzgün Hoca soru sormak isterseniz. Akasya Hocam çok teşekkürler. Benim herhangi bir sorum yok. Size de Barkın Hoca'ya da teşekkür ederim. Teşekkürler. Gökçe Hocam siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani yok. Ben tam üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bu olan olması gereken gerilimine takıldım ama bence daha sonra bunu düşünmek mümkün. Öğrenci arkadaşları bu arada gerçekten tebrik ederim. Dışarıdan bakıldığında da gayet akıllıca ve ilgili sorular görmüş olduk. Bu kadar. Barkın Hocam size çok teşekkür ederim. Sizi hali yorduk. Geldiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Davetimize icabet ettiğiniz için de çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Benim için çok kıymetliydi. Bence okul için de çok kıymetliydi. Ben teşekkür ederim asıl. Yani imkan. Yani ben tam dışındaki bir kişi olsaydı daha şey olurdum tabii, ama tabii çevirince yapacak bir şey yok. ama yani nedir onun adı? Belki o fikirle arkadaşlar bir kez daha şey yapabilirler. Yani bunun bir külliyatın başlangıcındaki bir metin olduğunu ve temel ilkeleri sadece şey yaptığını, açımladığını. Daha sonraki zamanlarda eğer fırsatları bulursa, çünkü Türkçe'de ne yazık ki Bentham'ın bir tane çevirisi daha var herhalde. Bir tane daha çevirisi var hocam, evet. Yani yabancı dillerden okumaya çalışmalarının yararlı, yani dediğim gibi, yani benim takip ettiğim felsefi olarak bir kişi değil ama fikir vermesi açısından, bugüne dair de çok büyük fikirler vermesi açısından bakılmasının yararlı olacağını ve kendi hukuk görüşlerini en azından keskinleştirebilecekleri bir insan olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Hem Ufuk Üniversitesi'ne ayrıca, hem Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, hem de size tekrar. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi günler diliyorum, saygılar diliyorum. Hoşça kalın. Saygılar bizden, sağ olun.